Dediklerin herkese katılıyorum. Aynı şeyleri yinelemeyim ama şu noktadan alayım. Kimsenin sunamadığı bir deneyim. Bir yabancı filozof arkadaş Türkiye'ye beraber geldiğimizde dedi ki neden İlyada Odessa turu yapmıyorsunuz dedi. İlla hani Çanakkale turu, Antalya Deniz. Sizde hiçbir yerde olmayan mitolojik bir tarih var. Hani Osmanlı tarihi öncesi ama medeniyetin beşiğisiniz kullanmıyorsunuz dedi. Yaratıcılık, yaratıcı olmamakla eleştirdi. Sanıyorum eksiğimiz var. Bu da pazarlamanın bir ürünü, pazarlamanın stratejisi eksikliği olabilir. O nedenle ben derim ki turizmdeki her aktör bir işbirliğiyle çalışmalı. Bu seferberlik bakan mı en tepede olur, aşağıda diğer aktörler mi? Ama aynı gemideyiz. Özellikle Türkiye için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bir. İkincisi de dijital dünyada bu iş her zamankinden çok kolayken işletmelerin, turizm okullarının, üniversitelerin, bilemiyorum, aktörlerin hepsinin bir dijital okuryazarlığı çok iyi olmalı. Yoksa da onun eğitimini almalı. Bu amatörlere bırakılmayacak kadar değerli, özellikle turizmde, turizm reklamında. Ve ayrıca da çalışan personelin en tepedekinden en kapıdaki görevliye kadar dijital reklam eğitimi alması gerekiyor. Çünkü o oteldesiniz, o restorandasınız. Siz her gün minicik bir resim çekip swarm'a koymalısınız. Bunun neden gerekli olduğunu bilmelisiniz. O etiketlerle, o taglerle otelinizin adının pozitif dünyaya yayılması çok önemli. Ve çok basit sayılan bu algoritmayı Musa Hocam'ın dediği gibi gitmeden deneyimleyebilmek için önce sizin tesisinizden haberdar olmalılar. Ya da sizin projenizden. Proje dediğim o İlyada Odessa turu ya da turizmin türü ne olursa olsun. Bunun içinde en azından turizm yabancı dil dediğimiz bir şey var. Hani bütün dillerde onu kullanıyor herkes. Onların da tek olarak ortak kullanılabilmesi için dijital dünyayı kullanamayan, bankasını dijital kullanamayan insanların yeni dünyada yeri yok maalesef. Böyle baktığınızda bu yapay zeka içinde, ekonomi içinde, insan mutluluğu içinde. Çünkü turizmdeki hedef deneyim, mutluluk ama güvenli, huzurlu bir ortamda diyorum. O nedenle seferberliği, güvenliği tek başıma ben sağlayamayabilirim. İşbirliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Siyasilerin, siyasi dediğimizde de birçok aktivitede siyasiler uzak dursun deriz birçok sektörde. Ama turizmde içinde olmalılar. Neden? Yasaların turistinde, yerel halkında hayatını kolaylaştırıcı olması gerekiyor. Olmazsa olmaz bir. Ayrıca da bazı savaş ya da başka soğuk savaş diyelim. Orada soft power dediğimiz yumuşak güç oluşturup diyor ki işte Türkiye'den X ülkenin diyelim hatta Rusyalı turist birdenbire çekti gitti. Ya da Rusyalı gelip ev aldı çekti gitti. O zaman biz siyasi soft power dediğimiz güçle siyasilerimiz o ülkenin yetkilileriyle görüşmeli. Acentaları ya da her kimse sorumlu. Buna bizim tek başımıza ya da bir otelin gücü yetmez. O nedenle siyaset bu sektörün içinde pozitif bir soft power dediğimiz güç olarak bulunmalı. Bunun da ısrarla altını çiziyorum. Ancak siz dünyanın en güzel otelini de yapsanız, iyi tanıtamıyorsanız, trilyonlar yatırıyorlar görüyorum Türk parasıyla ama reklama, tanıtıma, dijital eğitime gelince bütçemiz yok diyorlar. Oysa ki Japonlar işleri iyiye gitmediğinde reklam yapar. O iyiye gitmeyen krizi öyle atlatırlar diye düşünüyorum. Az önceki arkadaş çok güzel söyledi Hüseyin Baran. Şimdi herkes her şeyi satıp turizme yöneliyor. Evet, yanlış da yapmıyorlar belki. Ancak işin erbabı derler Anadolu'da. İşi bilenle ve akademisyen araştırsın, yol göstersin. Devlet yasalarıyla destek olsun. Ama ben de turizmciysem, turizmci adayıysam,
Lütfen onun ya eğitimini alayım. Parayı veren başka kişi, yetki onda ama etki başkasında olduğunda o iş yürümüyor. Bireysel gelişim, toplumsal gelişimi destekler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir programdı. Epeyce de uzun bir süre oldu ama devamını diliyorum. Turizm birkaç kez konuşmakla değişecek bir olgu değil. Sağ olun. Evet, turizm tabii zamana sığdırılacak, sığdırılamayacak kadar büyük bir konu. Evet. Dijital mecralardaki reklam, tanıtım, etkileşim eğitimleri çok önemli dedi Özbil Hanım. Dijital dünyanın öngörülemeyen hızı ve etkisi kesinlikle yabana atılmaması lazım dedi. Ve dijital dünyayı daha çok kullanan kişiler, kurumlar, iş sahipleri daha çok başarının sahibi olacaklar dedi. Ve siyaset mutlaka turizm endüstrisinde soft power olarak sürekliliğini koruması lazım. Emeğini hissettirmesi lazım dedi.